Bugün konumuz marka bağımlılığı. Nasıl sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı var? Marka bağımlılığı da çok önemli bir konu. Bununla ilgilenen bir bilim adamı bizimle beraber olacak. Biraz sonra uzmanınıza danışacağız. Ama şunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bu marka konusu neden daha da güncel bir konu oldu? Sizlerden çok soru alıyorum. Özlem Hanım, borçlardan kurtulamıyorum. Ne yapsam, ne etsem, markalardan da vazgeçemiyorum. Burada bana yardım edin diye, hakikaten bu sadece para durumunun konusu değil, bununla ilgili bir bilim var. Ama ondan önce gelin bakalım neler diyor, biz Türk halkı olarak ne düşünüyoruz marka konusunda? Bir kısa bir videomuz var, beraberce izleyelim. Sizin için aldığınız ürünün markası önemli mi? Evet tabii. Evet önemli. Evet. Markası değil, kalitesi önemli. Pek değil. Yani. Biraz önemli. Ayakkabı harici çok önemli değil. Marka daha kaliteli oluyor ve daha güzel, yani daha iyi, daha kaliteli ürünler yapıyorlar. Marka yani. Marka bir ürünü almak veya üzerinize taşımak size ne hissettiriyor, ne katıyor? Zevk veriyor. Kendimi daha böyle bir güzel hissediyorum. Farklı bir şey bu, çok farklı bir şey. Kendinizi daha önemli hissediyorsunuz aslında. Markalı parfümleri aldığımda çok iyi hissediyorum. Biz şu an öyle bir devirdeyiz ki yani herkes marka giyiyor, marka giymeyen dışlanıyor yani. Evet. Öyle diyeyim ben size. Okulda diyelim birisi ama bu çok marka giyiniyor, diğeri pazardan alıp giyiniyor. Aa sen pazardan aldın deyip dalga geçiyor. Ama bu çok yanlış bir deyim yani. Normalde böyle olmaması gerekiyor. Çünkü insanların kişiliğine bakması lazım. Dış görünüşüne değil. Pazardan alsak bize evet. Dışlar vermiş gibi geliyor. Söyleyemiyoruz hani pazardan aldığımızı. Alsak diyelim. O yüzden marka almak zorunda kalıyoruz. Yalan söylememek için. Çevrenizde sizi marka giymeye teşvik eden, etkileyen bir şey var mı? Yani arkadaşlar. Ya çevrede de reklamın bir önemi olduğunu düşünüyorum. Hani etkileniyoruz, reklamlardan etkileniyoruz. Artistlerden de olabilir yani, reklam artistlerinden. Televizyondan, çoğunlukla arkadaşlarımızdan. Yani, kataloglardan. Ne modaysa onu almak istiyoruz yani. Bir de öyle bir şey var gençler arasında. Hepimiz 18-19 yaşında gençleriz çevremde de. Yani bu tür şeyler insanları etkileyebiliyor çoğu zaman ama etkilememesi lazım. Yani bu konu bilinçlendirme aileden geçiyor, eğitimden geçiyor. Bunda sosyal çevreye bağlı. O yüzden yani yapacak bir şey yok çoğu zaman, oluyor tabii böyle şeyler. Peki, iki ürün aynı kalitede olduğunuzu bilmenize rağmen marka olanı mı yoksa olmayanı mı tercih edersiniz? Marka. Biraz pahalı olsun, markalı olsun diyelim. Tabii ki markalı. Marka olanı alırız. Evet, görüyorsunuz bizim Türk halkı olarak marka konusunda neler düşündüğümüzü, neler hissettiğimizi. Aslında bu markaların içerisinde de bayağı bir payımızı alıyoruz. Boston Consulting Group'un yaptığı araştırmaya göre, Lüksün Yeni Dünyası araştırmasına göre 2010 yılında bütün dünyada 1 trilyon euro harcanmış marka lüks tüketimi adına. Türkiye'de bunun 1/5'ini almış, hiç de fena değiliz yani. Şimdi tabii para varsa neden harcanmasın, harcayalım ekonomimiz büyüsün. Ama bu marka bağımlılığı hakikaten çok önemli bir konu. Biz de bunu böyle biraz deşmek istiyoruz. Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki bizim alışverişte yaptığımız kararların %80'i duygusal, %20'si de mantık. Şimdi bunun ikisinin de uzmanı olan bir uzmana bağlanacağız. Nöropsikiyatri Kliniği'nden, REM Nöropsikiyatri Kliniği'nden nöroloji uzmanı Doktor Mehmet Yavuz var hattımızda. Alo. Alo. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba Özlem Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Şimdi evet. Nöropsikiyatri, nöro beyin oluyor. Psikiyatri evet. De psikolojimiz oluyor, duygular. Evet, siz doğru. Siz ikisinin doğru, birleştiği yerdeki uzmanlık alanındasınız. Evet, doğrudur. Doğru anlıyorum değil mi? Evet, evet. Şimdi bu biraz bahseder misiniz bize? Nasıl oluyor bu marka bağımlılığı? Bu bir hastalık mıdır, nedir? Bir insan nasıl bilir marka bağımlısı olduğunu? Evet, şimdi aslında şöyle ifade edeyim. Çok kısa bir dönemde geleneksel bir toplumdan çağdaş bir topluma dönüşme sürecini yaşayan ülkemizde bu hızlı değişim bireyler ve aileler üzerinde çeşitli baskılar oluşturmuş ve bazı uyum zorluklarına neden olmuştur. Zaten modern hayat ilerlemenin, gelişmenin, çalışmanın çağı olduğu kadar aynı zamanda bütün bunların bedellerinin yabancılaşma ve öz değerlerinden uzaklaştığı bir yaşam biçimi de olmuştur. Yani bir taraftan zenginlik, çeşitlilik, alternatifler, ifade özgürlükleri, farklı yaşam stilleri varken madalyonun diğer tarafında ise yoğun bir iletişimsizlik, kopukluk ve yalnızlık vardır. Bireyin ödemek zorunda kaldığı bu bedeller
sadece psikolojik bozukluk halinde değil, aynı zamanda bir ya da birkaç markaya saplantılı yönelme gibi marka bağımlılığı şeklinde de tezahür etmektedir. Yani böyle çağımızın rahatsızlığı, depresyon diyelim. Kendimizi yalnız hissediyoruz. Kimliğimizi kanıtlayamamış hissediyoruz. Ayak uydurmaya çabalıyoruz. Bunu evet, da... yani evet, bir kolektif narsizm var aslında toplumumuzda. Kolektif narsizm ne demek oluyor hocam? Yani kolektif olarak içe dönük, içe dönme, kendimizi ön plana çıkarma, yani kişisel özelliklerimizi değil, yeteneklerimizi değil, üstümüzdeki kıyafetleri ya da kullandığımız eşyaları ya da taktığımız takıları ön plana çıkarma. Peki hocam, evet. Bir insan marka bağımlısı olup olmadığını nasıl anlar? Şu anda izleyicilerimiz bizi izliyorlar. Ah dediler içlerinden, acaba ben marka bağımlısı mıyım, değilim? Neyi sorsunlar kendilerine? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki buna gelmeden önce kişisel sınıf atlama çabalarını toplumun çağ atlamasından daha önemli görüyorlar. Bu tür yönelimleriyle. Şimdi marka bağımlısı, ben marka bağımlısıyım diyebilmek için kişinin sadece tercih ettiği markayı alma eğilimi olması gerekiyor. Yani o bir ya da birkaç marka olabiliyor. Şu da oluyor hocam, mesela ben markasız şey giymem. Geçen gün benim bir arkadaşım, baktım çok ünlü bir marka, çok da pahalı. Yani bunları da alabiliyorsanız hiçbir sorun yok. Burada yanlış anlaşılmasın, evet, benim markalara karşı hiçbir şeyim yok. Ama çok borç içinde olan bildiğim için ben bu markayı ayakkabı aldım kendime dedi. Neden dedim böyle bir ayakkabı alma ihtiyacı duydun? Bu senin bütçene uygun değil. Arkadaşım çok ısrar etti. Senin bulunduğun ortamlardan dolayı böyle bir ayakkabın olması gerek dedi. Ya zaten marka kullanımı bireyin kendisini yetersiz, değersiz hissetmesini önlemenin bir yolu gibi düşünülüyor. Ve sonuç olarak da karşımıza marka bağımlısı böyle çıkıyor. Peki hocam, yani çözüm nedir? Ne yapsınlar şu anda? Onlar da hepimiz insanız sonuçta. Marka bağımlısı olanlar da insan. Gözle gördüğünü istiyor. Arkadaşta görüyoruz. Komşuda görüyoruz. İş yerinde görüyoruz. Kutu kutu geliyor internet alışveriş merkezlerinden. Evet. Şimdi burada ne yapalım, nasıl kendimizi yani durduralım? Çözüm aslında çocuklarımızdan ve gençlerimizden başlıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi düzgün eğiterek çözüm bulabiliyoruz. Yani çocuklarımızı ve gençlerimizi iyi eğitmemiz gerekiyor. Anladım. Hocam yani, o zaman diyorsunuz ki biz ülkemiz zenginleşirken, biz de birey olarak zenginleşirken evet, aman burada özellikle çocuklarımıza, gençlerimize doğrusunu öğretelim. Burada tabii. Kendi kendilerine öz saygılı olmalarını evet, sağlayalım ki kendilerine evet, olan evet, öz saygıyı saatte, çantada, ayakkabıda aramasınlar diyorsunuz, değil mi? Tabii. Ben sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Markalar ürünlerin gerçekçi özelliklerini sunmak yerine sanki bireye yepyeni bir yaşam biçimi, yeni bir hayat standardı sunuyormuş gibi tanıtmaktadır ürünlerini. Evet. İnsanlar markaları kimliklerini ifade ettikleri birer ağaç olarak görmeye başlıyor bu şekilde. Evet. Birey kendini seçtiği markalarla ifade etmek yerine kendi kişisel özelliklerini ve sahip olduklarını öne çıkarması, kendi samimin varoluşunu ortaya koyması gerekiyor. Evet. Bu konuda daha ilerleyen programlarımızda da bu konuyu işleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız için. Evet. İyi yayınlar o zaman. Çok teşekkür ederim. Evet, buradan son bir mesajım var izleyicilerimize. Şunu söylemek istiyorum ki aman ödünç hayatlar yaşamayalım. Bizim bütçemize uygunsa alalım, yapalım. Ama biliyorsunuz en güzeli, en şahanesi, en nefisi kendi hayatımızı yaşamak. Ben neysem o olmak. Dolayısıyla aman bu konuda da içimize dönelim, sorgulayalım, samimiyetle, kolayın değil, doğrusunu yapalım.